Deniz Bey, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatı sayın seyirciler. Daha önce de birçok kez yayınlarımıza bağlandı. Şimdi Can Atalay'ın tahliye dilekçesi hala Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mı bekletiliyor? Avukatı olarak bu soruyu soracağız Deniz Bey'e. Ve bugün galiba Can Bey'le görüştünüz, öyle değil mi Deniz Bey? Evet, doğrudur. İsterseniz önce o görüşmeyi anlatın bize. Nasıl geçti görüşme? Can Atalay ne diyor? Hala içeride olmasıyla ilgili. Dışarıya bir mesajı var mı? Onları bir öğrenelim. Ondan sonra Yargıtay'daki meseleye gelelim. Tabii onunla başlayayım. Sadece Can Atalay değil, Gezi davasından tutuklu olan bütün arkadaşlarımız son derece umutlular, son derece dirençliler. Dışarıda böyle bir destek ve dayanışma olması onları çok güçlendiriyor. Bunu söylemek gerekir. Gezi tutuklularına yönelik bu destek ve dayanışma onları mutlu ediyor, umutlandırıyor. Bu nedenle teşekkürlerini ve selamlarını iletiyorlar. Can Atalay özelinde ise kendisi anayasal olarak derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Hani detayını birazdan konuşuruz ama buna ilişkin hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla kendisi bir an önce tahliye olup Hatay'da seçmenleriyle buluşmak istiyor. Biliyorsunuz Hatay 6 Şubat depreminden en çok yara alan il. Dolayısıyla da Hataylıların kendi yaralarını kendileri sarmasına bile şu anda müsaade edilmeyen bir tablo var. Kendisi bir an önce tahliye olup önce gidip meclise yeminini edip daha sonra da seçmenleriyle buluşup Hatay'ın yaralarını sarmak için faaliyetlerine başlamak istiyor. Evet, peki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dilekçe bekletiliyor mu hala gerçekten? Şöyle biraz geriden almak lazım. Yani Can Atalay 14 Mayıs günü milletvekili seçildi. Onun öncesinde YSK tarafından milletvekili seçilme yeterliliğine haiz olduğuna ilişkin zaten bir karar vardı. Başvurusu kabul edilmişti. 14 Mayıs gecesi itibariyle seçildiği netleşmiş oldu. Sonrasında aynı hafta içerisinde ya da bir hafta sonra yanlış olmasın Hatay İl Seçim Kurulu tarafından milletvekili seçildiğine ilişkin mazbatası düzenlendi ve avukatlarına teslim edildi. Ondan sonra 28 Mayıs seçiminden hemen sonra ayın 30'unda resmi gazetede milletvekili seçilen bütün milletvekillerinin listesi yayınlandı. Kendisi de bu listede vardı ve resmi olarak milletvekili seçildiği tescil edilmiş oldu. Şimdi normal koşullarda Yargıtay'ın kendiliğinden yapması gereken bir işlem, tahliye işlemi. Çünkü Can Atalay milletvekili seçildiği 14 Mayıs günü itibariyle artık yasama dokunulmazlığına kavuşmuş durumda. Ve o gün itibariyle aslında anayasanın 83. maddesi uyarınca derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Nedir anayasanın 83. maddesi? Anayasa 83 der ki bir kişi milletvekili seçildiyse eğer milletvekili seçilmeden önce ya da seçildikten sonra işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle tutuklanamaz, sorgulanamaz, yargılanamaz. Bunun bir istisnası yoktur. Yani özellikle söylemek istiyorum çünkü farklı tartışmalar olduğunu görüyoruz kamuoyunda. Bunun bir istisnası yok. Anayasa 83 uyarınca kendisinin derhal tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu hala yapılmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olmasının sebebi dosyanın şu an itibariyle normal koşullarda Can Atalay milletvekili seçilmeseydi de Gezi davası geldiği aşama itibariyle Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tebliğname bekliyordu. Tebliğname ne demek? Tıpkı ağır ceza mahkemelerinde ya da asliye ceza mahkemelerinde olduğu gibi mahkeme karar vermeden önce savcı bu karar hukuka uygundur, onansın ya da hukuka aykırıdır, bozulsun şeklinde bir savcı görüşü, bir tür mütalaa verecek. Tebliğname bu. Dosya tam bu aşamadaydı. Dolayısıyla fiilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin eline henüz gelmemişti. Biz Can Atalay'ın milletvekili seçilmiş olması nedeniyle tahliye talebinde bulunduğumuzda olması gereken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye dilekçesini daireye iletmesi ve Can Atalay yönünden dosyanın esasına ilişkin tebliğname beklenmeden ivedilikle bir karar verilmesiydi. Şimdi biz o dilekçeyi sunduk. Üzerinden yaklaşık bir ay geçti, bir aydan fazla geçti. Aradan geçen süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir karar verilmiş değil. Dosyada görebildiğimiz kadarıyla, yani UYAP üzerinden görebildiğimiz kadarıyla da dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletildiğine ilişkin, gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgimiz yok. Hala Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görünüyor. Anladım. Peki. Oysa bundan önce geçmişte aynı milletvekili seçilen bazı tutuklular vardı ve onlar serbest bırakılmışlardı. Tabii yani Türkiye'de ne yazık ki ilk defa yaşanmıyor bu. Çok sayıda örnek var. Hani benim aklıma bir çırpıda gelenler Mustafa Balbay örneği var, Leyla Güven var, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu, Sebahat Tüncel. Çok sayıda örnek var.
Bu örneklerin çok büyük bir bölümü Anayasa Mahkemesi'ne gitti. İlk derece mahkemesi tahliye etmediği anda. Ve bütün bu başvurularda Anayasa Mahkemesi'nin hep ortak bir kararı var. Hepsini kapsayan ortak bir kararı var. Anayasa Mahkemesi diyor ki bir kişi milletvekili seçildiyse artık yasama dokunulmazlığına kavuşmuştur. Dolayısıyla cezaevinde tutulması hukuken mümkün değildir. Ve bunun bir istisnası yoktur diyor. Hatırlayacaksınız Adalet Bakanı o Gezi davası kapsamında onunkisi dokunulmazlığa girmez gibi bir laf etmişti bir röportajında. Bu tümüyle hatalı bir yaklaşım, yani iyi niyetli bir bakış açısıyla hatalı bir yaklaşım. Başka bir bakış açısıyla bu Yargıtay üyelerine, dosyaya bakacak üyelere bir işaret fişeği anlamına da gelebilir. Aslında bizim anayasamızda bir Adalet Bakanı'nın idari olarak kendisine bağlı yargı mensuplarına bu dosyayla ilgili benim görüşüm şudur, bu dokunulmazlık kapsamındadır, bu değildir, bunun tahliye edilmesi gerekir, bunun edilmemesi gerekir gibi bir telkinde bulunması, talimat olmasa bile telkinde bulunması dahi yasaktır. Adalet Bakanı bunu buna rağmen yapmıştır ve hatalı bir hukuki değerlendirmedir. Az önce saydığım Anayasa Mahkemesi kararları kendisinin bahsettiği Anayasa 14 istisnasını bütün kararlarda inceliyor ve şunu söylüyor. Anayasa 14 fiilen uygulanamaz bir maddedir. Makul ve öngörülebilir değildir, belirli değildir. Hangi suç tipinin istisna kapsamında olup hangi suç tipinin istisna dışında olacağına dair hiçbir belirleme yapılmamıştır diyor. Dolayısıyla uygulanamaz diyor. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi'nin bütün kararları aynı görüşte. Sadece o değil, yakın zamanda Cumhuriyet davası, Cumhuriyet gazetesi davası ile ilgili bir bozma kararı verilmişti. Evet. Yargıtay Ceza Genel Kurulu vermişti bu bozma kararını. Orada da Ahmet Şık yönünden dedi ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Ahmet Şık milletvekili seçildiği gün itibariyle yasama dokunulmazlığına kavuşmuştur. Dolayısıyla dosyanın Ahmet Şık yönünden tefrik edilmesi, yani ayrılması ve durma kararı verilmesi gerekirdi dedi. Ve bunun yapılmamış olmasını bir bozma sebebi saydı. Dolayısıyla hiçbir şüphe yok, hukuken hiçbir tartışma yok. Can Atalay milletvekili seçilmiştir, seçilme yeterliğine haizdir, seçildiği resmi gazetede yayınlanmıştır. İçeride kaldığı, cezaevinde tutulmaya devam edildiği her bir gün anayasal haklarının ihlali anlamına gelir, derhal tahliyesi gerekir. Deniz Bey.